Her vefat üzücüdür şüphesiz ama o acının haberi gencecik bir insandan, hele de bir mesai arkadaşınızdan gelirse elbette yüreklerimize düşen ateşin tarifi mümkün olmuyor. Afyonkarahisar'dan gelen bir haberle şoke olduk dün gece. Bir minibüsle kamyonun çarpıştığı trafik kazasında Diyanet Radyo'da görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli arkadaşımız Halit Dal'ı kaybettik. Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, Diyanet camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yüreğimizi yakan trafik kazası Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana geldi. 07AYK40 plakalı minibüs Afyonkarahisar Antalya Karayolu Dinar ilçesi çıkışında su çıkan mevkiinde 03L4125 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı personellerinden Halit Dağ kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ünal Peygi ve kamyon sürücüsü Saadettin Turansa ambulansla kaldırıldıkları Dinar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Halit Dal 33 yaşındaydı. Çeşitli illerde müezzin kayyum olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo Televizyon Daire Başkanlığı'nda memur olarak göreve başlamıştı. Sıcak, samimi ve maceracı bir ruhu vardı. YouTube'da Gez Gör TV adındaki kanalında motosikletiyle gezdiği Anadolu'dan gezi hikayelerini ve izlenimlerini paylaşıyordu. Halitimizden geriye işte bu görüntüler kaldı. Evet, şu an göremediğiz. Geziyorken bir anda... Halit çok iyi bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Halit Dal'ın başkanlıktaki son görev yeri Diyanet Radyo'ydu. Adeta canımızdan bir parça kopmuş gibi kendimizi hissediyoruz ve üzülüyoruz. Tabii önümüzde cereyan eden bu ölüm hadiselerin bize de bir ders ve ibret yönü vardır. Hayat bu. Varız, yokuz. Bizi var eden Rabbimiz ve tekrar bizi döndüren, dön emrini veren Cenab-ı Allah. Rabbim ders ve ibret almayı nasip eylesin. Onun ölümünün bize ders olmasını nasip eylesin inşallah. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine başta olmak üzere herkese Cenab-ı Allah'tan sabır ve metanet diliyorum. Halit Dal, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden uğurlandı son yolculuğuna. Halit kardeşimiz, biz biliyoruz ki o bir imamdı, o bir peygamber varisi idi. İmamlıktan sonra radyomuzda bir irşat vasıtası olan, insanlarımızı Kur'an'la, hadis-i şeriflerle aydınlatmaya, ruhunu süslemeye çalışan bu irşat vasıtalarımızda hizmet ediyordu. Biz kendisinden razıydık. Rabbim de razı olsun inşallah. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırdı. Halit kardeşimizi hali hayatında nasıl bilirdiniz? Mümin, Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Halitimizin cenazesini Gölbaşı İncek Köy Mezarlığı'nda toprağa verdik.